basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün bir basın toplantısı yapmıştım. Ve hazineden sorumlu bakanla ilgili yani damatla ilgili burada açıklamalarda bulunmuştum. Demişti ki bir V'den bahsetmişti. Şöyle bir V'den. Bu buradan başladı, buradan aldık. V'nin en üst noktasından aldık. Ama en dip noktaya vatandaşımızı getirdik. Şimdi buradan bir sıçrama yapacak, tekrar yükselecek demişti. Ben getirdikleri noktayı bir kere daha kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Toplam dış borç kendileri geldiklerinde yani 2002'de 129.6 milyar dolardı. Bugün 431 milyar dolar. Değerli arkadaşlarım. Kamu'nun dış borcu 2002'de kendileri göreve geldiğinde 64,5 milyar dolardı. Bugün 169,1 milyar dolar. Devletin borcu 2002'de 243,1 milyar TL Bugün 1 trilyon 721 .1 milyar TL'dir. Sadece son bir yılda devletin borcu 500 milyar TL artmış durumdadır. Sadece bir yıl içerisinde. Kobilerin bankaya olan borcu bugün 837 milyar TL'dir. Sadece son bir yıl içerisinde yılda 221 TL artmış durumdadır. 2019 yılında ise 616 milyar TL artmıştır. Vatandaşın bankaları olan borcu milletimizin bugün 794 milyar 985 milyon TL'dir. Son bir yıl içerisinde vatandaşın borcu 200 milyar TL'den fazla artış göstermiştir. Peki bu kadar kaynak nereye gitti? Size söylüyorum. Milletimiz bu borçlanmadan dolayı herhangi bir rahatlığa kavuştu mu? Bir huzura kavuştu mu? Çoluğunun çocuğunun geleceğini garanti altına aldı mı? İş yerleri açıldı mı? Üretim yapıldı mı? Tarım sektörü işliyor mu? İnsanlarımızın borcu kapandı mı? İnsanlarımız evine aş götürebiliyorlar mı? Hayır. Bugün gelinen nokta tam bir felakettir. İnsanlarımızın kendi canına kıyma noktasıdır. Bu paralar milletimize değil, saraylara, yazlık ve kışlıklara, uçaklara, makam araçlarına ve yandaşlara gitmiştir. Bu tablo tek adam devletinin iflas tablosudur. Damat kayınpeder ekonomisi çökmüş durumdadır. Türkiye'de adalet demokrasisi hukuk olmadıkça ekonomide iyileşme de olması mümkün değildir. Damat masal anlatmaya devam ediyor. Kayınpederse gülümseyerek dinlemeye devam ediyor. Çileyi milletimiz çekiyor. Dün damadın yalanlarına cevap vermiştim. Bugün rakamları açıkladım. Bu söylediğim rakamları ve milleti getirdikleri noktayla ilgili söyleyecek tek sözleri varsa damat başta olmak üzere Hodri meydan. Çıkalım. Onlar kendi yalanlarını biz kendi gerçeklerimizi söyleyelim. Yalan söylemeye devam ediyorlar değerli arkadaşlar. Didim Belediye Başkanı FETÖ taktikleriyle saldırı altında. Bu mesele 5 yıl öncesine dayanıyor. Mevcut belediye başkanı o zaman belediye başkanı değil. Belediye başkanı olduktan sonra o dönemlerde yapılan çok katlı, kaçak bir inşaatı gündeme getiriyor. Burayla ilgili hukuki süreci başlatıyor. Ancak bu hukuki sürecin sonucunda belediye başkanı, mevcut Didim belediye başkanı bütün davaları kazanıyor ve yıkım aşamasına geliyor. Ancak yıkım aşamasında imar affı devreye giriyor. İmar affı nedeniyle bu bina yıkılamıyor. Ondan sonra bunu yapan kişiler durmuyor. İmar affından yararlandıktan sonra kaçak binanın üstüne yine kaçak katlar çıkmaya devam ediyorlar. Bununla ilgili yine hukuki süreci başlatıyor belediye başkanı. Bu sefer hakkında söylentiler ortaya atıyorlar. Söylentilere muhatap olan bu dört yıl önceki konu söylentilere muhatap olan kadın ne olay ilk ortaya çıktığında ne de bugün herhangi bir şekilde suç duyurusunda bulunmuş değil. Herhangi bir şikayette bulunmamış. Montaj olduğundan şüphelenilen Görüntü ve seslendirmeler 12 yaşındaki bir kızın bir cemaat mensubu tarafından tacizinden hemen sonra sosyal medyada devreye sokuluyor. Ne olayda alınan kadının suç duyurusu var ne de o günden bugüne yeni herhangi bir bilgi ve belge ortaya konmuş değil. Konu rant konusu, konu kaçak yapılaşma konusu. Getirilen nokta burası. Sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlatıyor. Ancak bunun öncesinden Didim Belediye Başkanı kumpas olduğunu belirttiği bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Bu olayla ilgili muhataplar içerisinde suç duyurusunda bulunan kişi Didim Belediye Başkanı kendisinden başka hiçbir muhatabında bugüne kadar suç duyurusu yok. Konu mahalle idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun tarafından Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısı Seyit Torun tarafından inceleme altında. Yardımcılarıyla birlikte bu konunun en ayrıntılı bir şekilde incelenmesi devam ediyor. Ancak Bugün iktidarın yandaşı olan basın mensupları A Haber adlarını veriyorum. Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak gibi iktidara yakın yandaş basın bu olay nedeniyle Didim Belediye Başkanının tutuklandığını haber yapıyorlar. Derhal Didim Belediye Başkanını arıyoruz. Tutuklandın mı diye soruyoruz. Hayır diyor. Peki telefonu kapat savcılığa ve emniyet mensuplarına. Böyle bir haber çıkmıştır. Bununla ilgili bir gelişme var mı diye sor diyoruz. Soruyor ve dönüş yapıyor. Hayır böyle bir gelişme kesinlikle yoktur diyor. Şimdi soruyorum. Bu basında bu haberi yapanlarla ilgili. Bu yandaşlarla ilgili. Bu yüzük kızarmazlarla ilgili. Bu aymazlarla ilgili. Bu nasıl körü körüne yapılan bir haberciliktir? Nasıl bir yalan haberi internet haber sayfalarında gerçekmiş gibi yayınlayarak milyonlarca kişinin okumasını sağlayıp ondan sonra kaldırdık diye bunun arkasına sığınabiliyorsunuz. Yapılan şey o kadar net ki nasıl şimdi bu kumpas basın tarafından olmadığı bir şekilde tutuklanmamış bir belediye başkanı tutuklu gösteriliyorsa bu haberleri yayan ve bu haberleri sosyal medyada dolaştıranlar da bu kumpasın ortaklarıdır. Bunlar FETÖ taktikleridir. Basın dördüncü unsurdu güçler ayrılığında bugün maalesef itibarsız bir hale getirilmektedir. Bunu yapanlar yandaş basındır. Bunu yapanlar aslında sadece kendilerini kirletmiyorlar. Türkiye'de basını itibarsız hale getirerek millete ihanet ediyorlar. Değerli arkadaşlarım, dün bir sağlık çalışanımızla genç intern doktor Merve Mercan maalesef yaşamını yitirmiştir kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlere başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki bugün pandemiyle mücadele artık sağlık çalışanlarımıza kalmıştır. 6 aydır beri gece ve gündüz büyük özverilerde bulunarak kendilerine bulaşının olabilme ihtimalini göze alarak çolukları ve çocuklarından uzak bir şekilde mücadele veren sağlık çalışanları artık tükenmiş durumdadırlar. Bu yükün hafifletilmesiyle ilgili iktidarın bir an önce sağlık sisteminde hem de çalışma hayatı ve gündelik hayata yönelik tedbirleri uygulamaya koyması gerekmektedir. Sağlık sürecinde insanüstü çabayla Yaşamları pahasına çalışan sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı maalesef tam olarak verilmemektedir. Biz pandemi döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifi verdik. Fakat gündeme alınmadı. Bununla kalmadık. Tüm sağlık çalışanlarının kapsayan ek ödeme verilsin dedik. Kabul görmedi. Pandeminin sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı olarak kabul edilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdik. Ancak o da kabul görmedi. Çünkü hükümet beşli müteahhit şetesine kaynak aktarmaya devam ediyor. Ama sağlık çalışanlarına verecek maalesef parası olmadığını söylüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz. Bu büyük mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın hakkını ve hukukunu korumak için genel kurula ilgili gündem maddelerini ve kanun tekliflerini tekrar getireceğiz ve mücadelemiz onlar için, ülkemiz için, milletimiz için devam edecektir. Değerli arkadaşlar biz Türkiye demokrasisiyle ilgili milletimize ve ülkemizin geleceğine inanan siyasi partiler olarak ve millet ittifakı olarak mücadele veriyoruz. Eleştirilerimizi dile getiriyoruz. Yapılması gerekenleri söylüyor, yapılmaması gerekenlerle de ilgili uyarılarımızı tekrarlıyoruz. Ancak herkes ve tüm dünya şunu bilmelidir. Hiçbir ülkenin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir uslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün yaptığı bir açıklamayla Türkiye açısından kesinlikle kabul edilemeyecek açıklamalarda bulunmuştur. Bu yaptığı açıklamaları biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan yaşadığımız sorunu iki ülke çözebilecek güce ve tarihsel bağ sahiptir. Sorun diplomasi masasında çözülmelidir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi Doğu Akdeniz'de kendi çıkarlarımız doğrultusunda Mısır'la derhal diplomatik ilişkilere başlamalıyız. Türkiye Akdeniz bölgesinde Büyükelçisi bulunmayan Kahire'ye ve Tel Aviv'e daha fazla vakit kaybetmeden elçi ataması yapmalıdır. Zayıf bıraktığı diplomatik kanalları bu yolla güçlendirmelidir. Yunanistan, Lozan'da akte bağladığımız çerçevede adaların silahsızlandırılmasını sağlamalı, anlaşma hükümlerine uymalıdır. Fransa, enerji alanındaki çıkarlarını korumak derdiyle iç siyaset hesaplarıyla hareket ediyor. Bundan derhal vazgeçmelidir. Bu masada da Macron ve Fransa gölge etmemelidir. Akdeniz'deki süreç açıktır ki Türkiye haklı davasını sürdürmektedir. Dünyada derdimizi daha iyi anlatabilecek diplomatik girişimlerde hemen bulunmalıyız. AKP iktidarını da buradan uyarmak istiyoruz. Sakın 2004 yılında Ege Denizi'nde yaptığınız hataya düşmeyin. 2004 yılında 3 adayla başlayan işgal bugün en yakınlarımızdaki adaların bile işgal edilmesi ve silahlandırılması sürecini başlatmıştır. Bu süreç AKP iktidarı tarafından gözü kapalı izlenmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye menfaatlerini korumak için kendi münhasır ekonomik bölgesini diğer devletlerle birlikte düşünmelidir ve oluşturmalıdır. Yunanistan Lozan'dan çıkan haklarını korumalıdır. Dün Macron'un çıkışının ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo devreye girecekmiş diye söylentiler geliyor. Biliyoruz ki Erdoğan için Trump deyince akan sular duruyor. Kendisiyle ilgili yapılan hakaret mektupları kendi eliyle götürülüp Trump'a iade ediliyor. Bu görüşmeden Türkiye'nin menfaatine, menfaatinin aleyhine bir sonuç çıkmaması için de AKP iktidarını şimdiden uyarmak zorundayız. Çünkü geçmişteki defterleri temiz değil. Türkiye karada, havada, denizde kendisini savunabilecek güçtedir. Asla yabancı ülkelerin emperyalist emellerine kendi menfaatlerini kurban veremez. Değerli arkadaşlarım, dün yaptığım basın toplantısında hafta başında FETÖ soruşturmasında Kırklıç Kaymakam ve yar Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırılmış ve bu durumda medyaya yansımıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgiyle yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır diye bir beyanat verdi. Konuşmasında hem gazetecileri hem de siyasetçileri suçladı. Şimdi ben de Süleyman Soylu'ya soruyorum. Sen kendi valilerini takip etmiyor musun? Onların yaptığı açıklamalardan bir haber misin? Görevden alınan kaymakam ve vali yardımcılarına ilk olarak FETÖcü diyen siyasetçiler ve gazeteciler değildir. Kendi atadığın Erzurum valisi Oktay Memiş'tir. Erzurum Oktay Memiş'tir. Erzurum valisi açıkça görevden alınanların FETÖ soruşturmasından alındığını söylemiş ve ilaveten neden görevden uzaklaştırıldığını devlet olarak biliyoruz. Bunu sizinle paylaşamam ama pes doğrusu demiştir. Pes doğrusu dediği kişi de Süleyman Soylu'nun bence tam da kendisidir. Biz Soylu'nun neden dün aceleyle görevden alınan korumaya çalış alınan kişileri korumaya çalıştığını biliyoruz zamanında bir televizyon kanalında AKP'li Mehmet Metin Ener'in kendisiyle ilgili söylediği sözlere Gülen yapılanmasına ilişkin elimizde listeler var. Burada iktidarı eleştirmek için söylemiyorum. Hükümetimizi eleştirmek için söylüyorum. Tam tersi Milli Savunma Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, bakanlıktaki bütün yetkili arkadaşlarımızın tayin, terfi, atama konusunda kılık kırk yarmaları gerekir diye kendisini uyarmasından sonra televizyona Süleyman Soylu bağlanıp bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişler ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir diyor. Ben getirmişsem ben ihanet ederim demektir diyor. Ben de şimdi kendisine söylüyorum. Senin valin diyor ki Erzurum valin. Kendi atadığın vali diyor ki sen bu FETÖ'cüleri göreve getirdin diyor. Bir tek kişi söylesin dedi, bir tek kişi söylüyor. Söyleyen de Erzurum vali. Bugün kaymakamlık sınavlarında hala farklı cemaatler kisvesi altında FETÖ'cüler Türkiye'nin önemli makamlarına yerleşiyorsa bu sınava giren, bunu sınava giren çocuklar dahi biliyor. Süleyman Soylu bilmiyormuş gibi yapıyorsa bu yalana artık kimse inanmaz. Değerli arkadaşlar, Türkiye geldiğimiz noktada e, sağlık sistemi gerçekten çökmüş durumdadır. Pandemi sürecinde ancak şanslıysanız sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Sağlık sisteminden şikayetçi olan diğer bir kesimse ezra depoları ve medikal firmalardır. Ezra depoları ve medikal firmalar üniversite hastaneleri dahil kamuya verdikleri ilaç ve protezlerin parasını almakta zorluk yaşamaktadırlar. Önceden ecza depoları ve medikal firmaların parasını geç ödeyen Sağlık Bakanlığı artık hiç para ödememeye başlamıştır. Sebebi belli. Çünkü hazine tamamen bitmiştir. Ya da onlar bize böyle söylemektedirler. Ancak hazine bitti diyenler kendi müteahhitlerine kendi iş adamlarına geçilmeyen köprülere yapılan hava alanlarına dolarla para ödemeye devam etmektedirler. Onlar için dolarlar var ancak sağlık emekçileri için ve eczacılar ve medikalciler için maalesef para yok. Sağlık sistemini ayakta tutan sağlık şirketlerine gelince de maalesef para yok. Sağlık şirketleri sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına sesini duyurmaya çalışmıştır. Hazine ve Maliye Bakanları yardımcıları sorun değil. 2017'den kalan alacaklarınızı bu yıl verdiğiniz ürünlerin karşılığını da hemen öderiz diyorlar. Yani para var. Hemen öderiz. Daha önce 2017'den kalan alacaklarınızı ve bugün verdiklerinizi hemen öderiz. Ama siz de biraz fedakarlık yapın. Fiyat indirin demişler ne kadar indirmelerini istemişlerdir? Yüzde beş değil. Yüzde on değil. Yüzde otuz değil. Yüzde altmış fiyat indirmelerini istemişler. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyleyen eczacı ve medikal depocularsa biz bunu e, dolarla aldığımız ilaçlar var. Biz bu paraların üzerine yüzde on beş kar koyup da size veriyoruz. Böyle bir indirim söz konusu olamaz deyince bırak onları diyor bakan yardımcısı. Biz biliyoruz ki siz bu parayı zamanında alamayacağınızı bildiğiniz için zaten üzerinde yüzde 40-50 faiz uyguluyorsunuz diyor. Şimdi size soruyorum. Bu nasıl devleti yönetmektir? Bu nasıl bir devlet ciddiyetidir? Bu nasıl bir adaptır? Değerli arkadaşlarım, kesinlikle devlet ciddiyeti içerisinde hareket etmeyen bu söylemi kınıyoruz ve soruyoruz. Madem öyle yüzde altmış faiz koyarak faturalandırdılar. Siz devletin yetkilileri olarak milletin parasını yüzde altmış faizle devletin kasasından çekecek olan bir anlayış varsa neden dur demediniz? Eğer medikalciler yalan söylüyor, eczacılar yalan söylüyor. Yüzde on beşin üzerinde bir kar payıyla bir faiz uyguluyorlarsa Sayıştay bunun neresinde neden denetlemedi? Ve bu bakanlar bu e, bu uslubu devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde nasıl ifade edebiliyorlar? Şimdi soruyorum. Bugün vermediniz. Bu paraları ödemediniz ve pandemiyle mücadele ediliyor. Peki yarın ne olacak? Yarın eğer sağlık sistemi çökmeye başlar. ilaçlar verilemez ve medikalciler bu cihazları İnsanlarımızın sağlığı için devlete ulaştıramaz, iflas ederlerse onları dolarlarla para ödediğiniz yandaşlar mı kurtaracak? Millete bunun hesabını kim verecek söylemek zorundasınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Millet İttifakı ile e, görüşmeler seçim ittifakı seçim zamanında seçim arefesinde yapılmıyor arkadaşlar. Genel Başkanımız Millet İttifakının genel başkanlarıyla sürekli fikir alışverişi içerisinde bir devlet ciddiyeti içerisinde bunları sürdürüyoruz. Gelişen gündemler var. Bu gelişen gündemleri Cumhuriyet Halk Partisi kendi ilgili kurumlarında değerlendirdiği gibi Aynı zamanda da Millet İttifakı'nın birleşenleriyle bu konuları değerlendiriyor ve ne yapılması gerektiğinde görüş alışverişinde bulunuyorlar. Bu süreci büyük bir ciddiyetle sürdürmeye, birbirimize karşı güvenimizi pekiştirmeye, milletimiz için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık 100 yıllık bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en uca köşesinde en kalabalık şehirlerine kadar örgütlü durumdadır. Üyelerimizi sahte üyelerle, göstermelik üyelerle arttırmayı asla düşünmüyoruz. Genel başkanımızın talimatı insanlarımıza gidin, Cumhuriyet Halk Partisini ve milletimizin geldiği durumu anlatın. Onların bize güç vermesi için ve destek olmaları için onları teşvik edin ve partimize katılmalarını sağlayın emrini vermiştir. Bu süreç zaten devam etmekteydi. Genel Başkanımız bu süreci şimdi her zamankinden daha fazla güçlendirmeye ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Milletimize giderken hiçbir siyasi ayrım yapmıyoruz. Her siyasi partili insanlarımızla gidiyor, konuşuyor, ülkenin gerçeklerini onlara anlatıyor ve bu konuda bize katılmalarını kendilerine anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.